Merhaba Yasemin, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sen nerelerdesin? Vallahi bu kadar uzun süredir yokum ki şu an heyecanlanıyorum burada olmaktan dolayı. Hakikaten, ama Gerçekten. televizyonları böyle yaktın, yıktın, neler neler yaptın. Şimdi o kadar süreden sonra sadece telefonun kamerasını kendimi görmüştüm. Şimdi bir anda burada ışıklar, kameralar olunca Ha, hem bir hakikaten. taraftan özlemişim hem bir taraftan da çok yabancıladım açık söylemek Aa, gerekirse. hayret. Ama işte insan böyle bir şey mi Evet. acaba? Beyni böyle mi? Geri mi sarıyor acaba? Valla her şey olabilir. Yani bir şeylere alışıyoruz sanki. Hani böyle gidiyoruz bir Evet. zaman sonra. Evet, Daha da evet. iyiye iyiye gidiyor. Evet. Sonra bıraktığımız zaman belki böyle tırırıt En başa, ilk olabilir. baştaki o küçük heyecanlar daha önce olsaydı benim için ne kadar hiç vücudumda hiçbir kimyayı harekete geçirmeyen bir an olurdu. Ama şimdi böyle tatlı bir heyecan, Ama biraz daha mutluluk, iyi. biraz kaygı, değil mi? Karışık, Daha evet. iyi, daha iyi, süper. Şimdi senin eskiden yazmış olduğun kitaplarını da ben getirdim. Şöyle ki, bu daha yeni. Bu daha yeni ama şöyle gösterelim kameraya. Bu tek şişman beyninizi, tek suçlu beyninizden sonra yazmıştın galiba. İlk bunu İlk yazdım. bu mu? Evet, sonra tek suçlu beyniniz oldu. Hı. Sonra araya bir kitap daha girdi. Gerçi o şu an işte değiştirildi. Hı. En sonunda bu kitap Evet, bu çıktı. ruhunu dinle, bedenini doyur. Evet, evet, Bu evet. 20 bin satmış. Doğru. Ya öyle böyle değil. Evet, o son kitap öyle sattı. Ben de bu bazı olaylar olmuştu o dönem Türkiye'de. Aha. Kitap geri çekildi, benim de haberim yoktu. Son anda öğrendiğim bir şeydi. Çok beni mutlu etti. Sevindim yani bu Ha, duruma. süper. Şey diye mi geri çekildi? Yani gündemi değil, şimdi sırası değil Evet, gibi mi? gündem. Bambaşka bir gündem konusu vardı o dönemde. Hı. Yani hayatın küçük bir çapta durduğu bir dönemdi. Hı. Onun O üzerine şey 2013 gezi zamanları herhalde evet. değil mi o Kitap sıralar? çıktıktan 2 hafta sonra, 3 hafta sonra sanırım olaylar olunca Hı. o böyle tatlı bir şekilde köşede bekliyordu ama ben öyle beklediğini sanıyordum yani. O Ha. sırada o son baskısını bitirmiş. Evet. Ve insanlar da bunu okuyup zayıflıyorlar mıydı? Cevap herhalde geri dönüşler oldu bir Evet sürü. ama esas ilk kitap bu zayıflama üzerine en çok Tek baskıyı, şişman tek beyniniz şişman olan yani. beyniniz, evet. Ha. Ne anlatıyordun? Azıcık oraları bir şey hatırlatır mısın bize? Ya şimdi ne anlatıyordu kitap? Basında çok değişik şekilde yer aldı. Düşünce gücüyle zayıf dedi, beyninizi kullanın dedi, format atın. Esasında şöyle bir durumdu. Biz hep diyetle zayıflamaya çalıştık. Spor salonlarıyla zayıflamaya çalıştık. Tabii ki bunda olacak. Yani ne eksikse vücudumuz olacak ama en önemli şeyi hep pas geçtik. Yani erteledik, gündemde konuşulmadı bile. O da bizim psikolojik boyutumuz. Ya da şöyle söyleyeyim, zihinsel boyutumuz. Hı. İkisi aynıymış gibi gözüküyor ama değil esasında. Hı. Zayıflama öyle bir şey ki gerçekten isteyip istemediğimiz çok önemli. İnsanlar şöyle diyor, ben zayıflamak istiyorum, neden olmuyor? İşte eğer bir şey istersek zaten olur. Hı. Ama zihinsel olarak ya da psikolojik olarak zayıflamaya hazır değilse ya da içeride bir taraf, yani ona ne dersiniz bilmiyorum, bilinçaltı diyebiliriz, nörolojik sistemimiz diyebiliriz, hipotalamusumuz diyebiliriz. Eğer o taraf hazır değilse bu zayıflama işine ya da istemiyorsa o zaman çok büyük bir çabanın içinden geçiyorsunuz, fırtınalarla savaşıyorsunuz ama çok sonuç olumlu ya da güzel olmuyor, iyi bir şey olmuyor. Ya Bu da tekrar kitap, geri evet, alınıyor bu kitap belki ki. bunları anlatıyor. Yani bir dakika, esasında sen istemiyorsun. Hı. Hani bu çaba boşuna. Hı. Gerçekten zayıflamayı istesen zayıflardın. Nasıl yani? İşte bak böyle çocukken bunları yaşamışsın. Bak yemekle ilgili bu öğretilmiş. Bedeninle ilgili bu var. Esasında tartıya çıkmak beynindeki şu bölümü aktive ediyor. Bunun gibi kısımları hem nörolojik hem de Hı. psikolojik kısmı anlatan bir kitap. Evet, çok güzel. Yani aslında her şey hakikaten aklımızda, beynimizde, zihnimizde bitiyor. Çok doğru. Mesela şey oluyor. Ya eskiden benim mesela kan şekerim düşerdi. Yani o öyle tanımlardım, öyle teşhis edilmişti, tanı konmuştu. Aç kaldığım zaman ellerim titremeye başlardı. Böyle bayılacak gibi olurdum. Tansiyonu falan düşerdi. İşte şeker atardım ağzıma. İşte ayran içerdim. Hepsini birden yapardım. Yani hem tuzu hem şekeri falan. Çalıştıkça kendi üzerimde bu geçsin diye çalışmıyordum. Ben kendi Başka şey zihnimdeki için. aynen olumsuz düşünceleri dönüştürdükçe işte
anda kalma meditasyonlarımı yaptıkça, çeşitli yöntemleri kullandıkça o böyle kendiliğinden bitti. Yani o demek ki benim zihnimdeki o kargaşanın bir sonucuymuş. Sonradan anladım. Evet. Herkeste de bambaşka bir etkisi olabiliyor. Hı hı. Bazısı stresten dolayı yiyebiliyor. Bazısı hiç neden yediğini bile bilmiyor. Ya da bazısı gerçekten yemiyor ama vücut zayıflamayı istemiyor. Hmm. Hani bunun bir sebebi olabilir. O kişiye özel. Hmm. Yani çocukken ya da ergenlikte ne yaşadığını bilmiyoruz. Ama evet, bütün bedeni ve hücreleri zayıflamayı istemiyor olabilir. Bu basit. Mesela güzel bir günde, güneşli bir günde büyük bir trafik kazasında birini kaybetseniz zihninizde güneşli ve güzel günlere dair bir korku olur. Evet, kötü bir anı olarak kalır. Kötü bir anı olur. Evet. Ve bu nörolojik sisteminiz bütün o adrenal bezlerle ortak çalışıyor. Hı-hı. Ve onlarla iletişim halinde. Hı-hı. Siz ne kadar deseniz de ay ne kadar güzel, hava güneşli, işte her şey yolunda. Ama beyin öyle çalışmıyor. Bir kere bunu bu şekilde değerlendirdiğinde, güneş çıktığında ve güzel bir gün olduğunu hissetmeye başladığınızda farkında olmadan o gün bütün vücudunuz kaygılı, mutsuz ya da heyecanlı bir yapıya bürünebilir. Zayıflamada, kilo vermede buna çok benzeyen şeyler içeriyor. Evet. İşte benim yaptırdığım çalışmalarda, yani öğrettiğim yöntemlerde, evet, zaten o günü temizliyor zihninde. Yani evet, o gün mesela birisini kaybetmişse, hala oradaki bağ duruyorsa ona veya, hı-hı, kendi yalnızlığına üzülüyorsa, evet, hala orada kayıt olarak hafızada duruyor. Onu temizliyor, onu dönüştürüyor. O kişiyi serbest bırakıyor mesela, kısaca anlatıyorum. O zaman o günün, güneşin farkına varıyor hayalinde, gözü kapalı. Ve o güneşin yani tatlı bir şey olduğunu, kendini ısıttığını ve o günün anlamı değişiyor. O zaman her güneşli günde veya her ona benzeyen günde kendini kötü hissedeceğine gene normal, işte hepimiz olması gibi, gerekir, olması gerektiği gibi dengede hissetmeye başlıyor. Yani her şey için bu geçerli. Sırf kilo için değil ama dediğin çok doğru. Mesela çocukken birisinin gözüne girmek için çok yemiş olabilir. Her yediğinde aferin almış olabilir. Zaten maalesef bizim yetiştirilme sistemimiz ya, o kadar ön planda ki bu. Bak hadi bakalım, aferin benim güzel kızıma, nasıl da yemiş, bütün yemeği ya bitirmiş. Bak o yiyemedi, sen yedin. Yani o kadar çok yemeği ödülle birleştiriyoruz ki, ya da sevgiyle o kadar çok birleştiriyoruz ki, hani ya, bak bunu bitirirsen ben seni nereye götüreceğim, bak seni nasıl öpeceğim, seveceğim. Hiçbir şey demeye de gerek yok. Hiçbir komut vermediğinizi düşünün. O çocuk yemeğini yedikten sonra böyle sıkıntısa sarılıp aferin diye. Yeterli. Yeter. Yeter. Çocuk, bozmak için yeterli, evet, yani. Bozmak için yeterli. Evet. O zaman annem ya da babam ya da kimse, bakıcı, okuldaki hoca, ya yemek yedikten sonra seviliyorum, yani iyi bir şey yaptım hissini beyin algılayabilecek kadar akıllı. Tabii. Hem de kaç yaşında olursa olsun. Maalesef. Eğer de o kişi için çok ön plana çıkabilen bir davranışsa zaten onun hayatını bu konuda etkileyebilecektir yani. Evet, evet. Sonradan da olabilir tabii ki. Ben zayıflama konusunu ikiye ayırıyorum. Hem psikolojik bu konuda, hem de bir de nörolojik olan boyutu, hormonal, nörolojik boyutun bir sebepten dolayı bozulmasıyla, hı hı hı, bunlar yaşanıyor. Yani insanlar önce bunları inceleyecekler. Kendilerini, evet, bir de bu, evet, bu yönde, evet, tamir, evet, edecekler. Sonra zaten doğal olarak spora gidesi geliyor. Doğal, tabii, olarak daha az yiyesi, evet, geliyor. Yani her şey, yani bizde tam tersi yapılıyor değil mi? Önce az zorlu, yemeye zorlu. Evet, hiçbir zorlu şey zorlu olmuyor halbuki. Yani kendi, yani kendine. Siz doyduktan sonra ne yaparsanız yapın, beden doyduktan sonra onu o yemeği veremezsiniz. O tükürük bezlerini çalıştırıyor olmak gerçekten bir başarı. Ve bir şey oluyor da doyduğu halde vücut o tükürük bezleri çalışmaya devam ediyorsa orada bir şey var, normal değil. Arıza yani. Arıza var tabii. Evet. Tabii bir de insanlar şöyle diyor, hepimiz zayıf olmak zorunda mıyız? Ya da yani ben kilo vermek, hayır. Öyle bir zorunluluk yok tabii ki. Yani ben bu kitapları yazarken herkesin tek bir form ya da zayıf olmak zorunda değil. Önce hep bunu söylüyorum. Ama zayıf olsa herkes iyi olmaz mı zaten? Ama sağlık için bir yerden sonra. Tabii. Yani şöyle bir şey olsaydı, doğaya baktığımızda hem zayıf hem kilolu böyle bir oran olsaydı o zaman hiçbir problem, hmm, yok. Ama her şeyin bir doğalı var. Hmm. Yani sokakta, yani doğada hayvanların hep bir ritmi var, bir doğal dengesi var. Hı hı. Ha arada görüyorsunuz şişman kedi ve köpekleri, onları da biz besliyoruz zaten. Ya evet, göbeği sarkmış geçen gibi kedi gördüm. Ondan sonra zaten
hayvanlar obez bir şekilde dolaşıyor. Ama onun dışında biz esasında doğamızda ne obezite var, doğru, ne kilo var. Ve bu doğal olan hali değil. Hiç kimsenin değil. Hı-hı. Ben böyle seviyorum, benim doğalım dediğinde ama değil. Yani biz dünyaya tamam belirli bir formdan bahsediyorum ama onun ötesi altında bu sebeplere bakmak gerekiyor. Evet, değil mi? Çok sıska bir ayı da anormal mesela. Ya evet, tabii. Yani onun doğasında kesinlikle da sıska olmak yok mesela. Harika, onu söylediğiniz çok iyi oldu. Bu kitaplar sadece ya da bu konular sadece şişman insanlar için değil. Olması gereken kilodan çok zayıf. Tabii, evet. Öyle, o da bir arıza. Kesinlikle. Onun da zaten psikolojik, nörolojik sebepleri var. Kesinlikle. Evet, evet. Yani şey bile olabiliyor bazen, çok kilolu biri zayıfladığı zaman herkesten beğeni takdir ya da ya harika gözüküyorsun gibi bir geri dönüş aldıktan sonra o kadar bunu benimsiyor ki kilo verme sürecini durdurmuyor. Ve o bayağı aşağıya doğru iniyor. Hı hı. Anoreksiya problemi yaşayan insanların birçoğu zayıf değil zaten öncesinde. Onların bir kısmı zaten kilo problemi yaşayan insanlar. Yani limiti aşmış gidiyor öyle. Limiti aşmış gidiyor. Evet. Her zayıfladığında o beğeni ve tepki devam edecek duygusu var zihinde ve bilinçaltında. Onu orada kesmesi lazım. Evet, evet. Ha, evet. Sağ olasın, iyi ki geldin, iyi ki bunları anlattın. Evet, çok teşekkür ederim. Ben birkaç teşekkür konuşma ederim. Daha yapalım. Böyle tatlı tatlı dinliyorum ben çünkü aradan bir zaman, bayağı bir zamanlar umarım geçti herhalde. Umarım kendimi kaptırıp bolca anlatmaya geçmemişimdir. Yok, iyi iyi, bence çok. Biz aslında başka şeyler de yapacağız da onu bir dahaki konuşmamızda öyle anlatalım. Evet, inşallah. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.